babası. Maksut! Geri! O değil. Yalan söylüyorsun değil mi? Ha? Bu korumak için yalan söylüyorsun öyle değil mi? Yalan söylemiyorum, o değil. Ya kim o zaman ha? Söyle bana kim o zaman? Kim dokundu benim herifime? Bak bunu aramızda halledeceğiz. Tamam mı? Bırak gitsinler. Ya bana ne yapacağımı söyleme kahraman bey. Bana ne yapacağımı söyleme. Tamam. Tamam. Eğer o silahı indirmezsen ağzından tek bir kelime alamazsın. İyi o zaman. Ağzından tek kelime alamadan gebertirim seni. Maksut! Elif, uzak dur. Onlar değil. Elif, yalan söylüyorsun. Sen de bana yalan söylüyorsun Elif. Yalan değil. Allah kahretsin seni, yalan değil. Onlar sadece bana yardım ediyor, hepsi bu. Ya kim yaptı o zaman bunu sana? Söyle bana ha. Memleketten mi? Ya kim söyle? Söyle ki gideyim geberteyim onu da. Ya söyle bana adını söyle. Söyle ki gideyim. Üçünü alayım ondan seni. Madem o senin başlamadan hayatını bitirdi. Ben de onun hayatını bitireyim Elif. Söyle ne olur söyle. Polisi aradım geliyorlar. Geç lan gel. Geç. Elif. Geri bas. Geç. Geç böyle kahraman bey. Tamam sakin ol. Geç. Ya geç. Tamam. Geri. Bir delik yapma tamam. Yürü. Hareket etme. Askere. Tamam sakin ol, sakin ol. Elif. Elif, hareket etmeyin. Elif, Elif. Elif. Hareket etmeyin. Elif. Elif. Ben yine de bir su getireyim sana. Ağrın var mı? Yok. Müsaadenizle ben bir yüzümü yıkayayım. Dayı, özür dilerim. Neden? Anlamalıydım Elif'in bu yüzden memleketten geldiğini. Neden söylemedin bana? Böyle bir sebebin olmasaydı bana karşı çıkmazdın. Nasıl anlamadım ya? Nereden bileceksin oğlum? Bilemezsin. O kadar şey söyledim sana. Affedebilecek misin beni? Affedecek bir şey yok orada da. Boşver. Var dayı var. Var. Aşk bu kadar kör etmemeli insanın gözünü. Hayatım boyunca sana güvendim ben. Sen hayır dediğinde ben susmalıydım. Neyse tamam bu konuyu kapatalım. Konuşmayalım artık. Elif'in hamile olduğunu kimse bilmiyor. Tamam mı? Onu rencide etmemek lazım. O yüzden aramızda kalsın. Tamam mı? Kimse bilmeyecek. Biliyorum dayı biliyorum. Neyse ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Dışarısı tehlikeli. Dur bekle beraber çıkarız. Biraz yalnız kalmam lazım. Tamam. Direkt eve git. Tamam mı? Hadi.
Uygundur Kahraman Bey, imzalayabilirsiniz. Biz gerekli delilleri topladık. Arabada da parmak izine rastladık. Komşular silah sesine de şahitler. Yalnız boş kovanı bulamadık. Muhtemelen denize düşmüş. Arabanın orada bir hayli oyalanmış. Evi gözetlemiş herhalde. Şahıs zaten şartlı salınmıştı. Yakalamakta zor olmasa gerek. Yok. Eşkali ve kimliği elimizde zaten. Birkaç güne kadar neticelenir. Yalnız evin kilitlerini değiştirmeyi unutmayın lütfen. Ha bir de sizi ya da Elif Hanım'ı telefonla ararsa mutlaka cevap verin. Nerede olduğunu öğrenmeye çalışın. Ya da görüşmek istediğinizi söyleyin. Ancak onu bu şekilde tuzağa düşürebiliriz. Teşekkür ederim komiserim. Neyse, tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Kemal Bey, bundan sonrası sizde. Her türlü gelişmede beni haberdar edin. Bu adamın bir an önce bulunması lazım. Peki efendim. Teşekkürler. Yakalanır mı sizce Maksut? Avukat her şeyi adım adım takip edecek. En kısa sürede bulurlar onu, merak etme. Onlar bulamazsa ben bulacağım zaten. İşte benim hamile olduğumu öğrenmiş. Yani biz bunu herkesten saklarken o nasıl öğrenmiş olabilir? Bilmiyorum. Gidip anneme söylerse ben mahvolurum. Ona bunu açıklayamam. Böyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Kahraman Bey, siz hiç iyi görünmüyorsunuz. Yok bir şey, miyim? Ben tanıyorum artık sizi. Gözleriniz dalgın dalgın bakıyor. Belli ki canınızı sıkan, içinizi kemiren bir şey var. Maksut yüzünden, öyle değil mi? İşlerle ilgili. Önemli. Yok. Yok, böyle bir şey değil. İlk defa ben sizi böyle gördüm. Bir dalgınlık, bir ağırlık var üzerinizde. Kızgın olsaydınız onu bilirdim. O farklı. Nasıl farklı? O biraz korkutucu. İnsan kaçacak yer arıyor. Abartıyorsun bence. Yok, abartmıyorum. Gerçekten öyle. Başlarda ben de sizden korkuyordum ama sonra geçti, alıştım. Ukalalık olsun diye söylemiyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Siz sinirlenince gözünüz hiçbir şey görmüyor. Ama çok iyi bir insansınız. Kimseye haksızlık etmiyorsunuz. Bütün o koca evin derdi sizin üstünüzde. Başı sıkışan herkes de size geliyor. Şimdi bir de ben çıktım. Bu kadar yükü taşımak çok zor. Zor. Ama anlatmak isterseniz dinlerim. Böyle şeyleri insan paylaştıkça hafifler yükü. Çok karışık bir hikaye. Daha ben bile kim haklı, kim haksız karar veremedim. Kafanı şişirmeyeyim. Başka zaman başka şeyler anlatırım. Ama bende dert bitmez abi. Ben de değil. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Madem siz bir şey anlatmıyorsunuz, yine ben anlatayım. Anlat tabii ki. Benim böyle zamanlar için harika bir dert ortağım var Kahraman Bey. Kimmiş o? Beni üzen, canımı sıkan, böyle içimi kemiren bir şey olduğu zaman ben hep ona giderim. Kimmiş o, merak ettim. Ben böyle zamanlarda hep güneşe sığınırım. Güneş doğunca karanlıklar aydınlanır Kahraman Bey. İnsan gece duyduğu korkulardan, endişelerden kurtulur gün doğunca. Gece çok zor gelen, gündüz daha bir kolay görünür göze. Ya da ne bileyim, daha bir cesaretli oluyor insan. Her gecenin sabahı vardır. Aynen öyle. Sizi üzen, canınızı sıkan, neyse bilmiyorum. Ama geçecek. Sadece biraz zaman. İnşallah. Lafa daldık, ıhlamuru unuttum.
Hala sıcak. İçmek ister misiniz? Vallahi istemem dedim ama buram buram da koktu. Alın bunu lütfen. Yok yok, gerek yok. Ben şimdi hemen söylerim. Kahraman Bey lütfen alın yok, siz yok, bunu. Gerek ben yok, alırım. Canım, gerek yok. Kahraman Bey lütfen. Sorun değil, sorun değil. Kahraman Bey yandınız mı? Sorun değil, soğuk, sıcak değil. Hemen buz getiririm. Çok sıcak değildi, gerek yok. Neredeler? Defne bir dakika. Ben önemliyim. Kahraman! Defne? Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok, ne olsun? Ne işin var senin burada? Esas senin ne işin var burada? Ne yapıyorsunuz siz? Gecenin bu saatinde ne işin var senin bu kadınla? Defne, ne diyorsun sen? Her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben her şeyi doğru anladım. Ne çeviriyorsunuz siz? Sen kendini ne sanıyorsun? O benim kocam! Yeter artık! Ben bu kızı istemiyorum. Bu kızı da bebeği de istemiyorum. Vazgeçtim. İstemiyorum, gitsin. Nereye giderse gitsin. Defne yeter artık, sus, beni delirtme! Ne bakıyorsun? Gitsene, istemiyorum diyorum seni. Git! Defol! Dur, dur, dur Elif, dur. Biz eve gidiyoruz. Kahraman! Sen de kafanı toplamadan sakın yanıma gelme. Yürü. Kahraman! Eğer onunla gidersen bir daha benim yüzümü göremezsin. Elif. Hadi. Kahraman Bey. Peki ne olacak şimdi? Yani Kerem Bey de öğrendi benim hamile olduğumu. Ya söylerse evden birine? Merak etme. Beni dinler, ağzı sıkıdır. Kimseye bir şey söylemez. Kahraman Bey, ben bu gece için çok özür dilerim. Bahçede korkunç şeyler olabilirdi. Hepsi de benim yüzümden. Başınıza dert açıyorum hep. Karnımdaki bebeğinizi, yeğeninizi istemeden tehlikeye attım ben. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun sen? Anlamadım. Elif, seni tehlikeye atan biziz. Senden delice bir şey istedik. Bebeğimizi taşımanı istedik. Seni tehlikeye atan baban seni bir gün bile olsun korumamış. Seni tehlikeye atan o Maksut denilen herif seni sevmeyi korkutmak zannetmiş. Ve sen bütün bunlara rağmen dimdik ayakta duruyorsun. Hepimizi kendinden önde tutabiliyorsun. Bu gücü nereden buluyorsun? Bilmem. Belki de karnımdaki bebekten alıyorumdur bu gece. Sizin bebeğinizden. Olamaz mı? Hadi git yat. Biraz dinlen. Zor bir gündü. Siz? Güneşin doğuşunu bekleyeceğim. İyi geceler. Thank you.
Günaydın oğlum. Günaydın anne. Defne yok mu? Dün akşam gelmedi o, babasında kaldı. Neden? Bir şey yok anne, öyle istedim. Hala aranız bozuk mu oğlum? Anne sonra konuşsak, şimdi şey gitmem lazım. Babam odasında mı? Onunla biraz konuşmalıyım da. Yok, sabah erkenden Yakup'la birlikte şirkete gittiler. Ha anne, haberin olsun. Elif'i tekrar buraya getirdim. Odasında. Dayı, günaydın. Günaydın. Ne oldu? Maksut'la ilgili bir gelişme var mı? Yok, hala kayıp. Kusura bakma dayı. Daha önce yaptığın çıkışları şimdi daha iyi anlıyorum. Yani Elif'le ilgili bilmediğin şeyler var derken haklıymış. Neyse konuşmayalım artık bunları. Ya olur mu dayı? Olmadık şeyler söyledim sana. Saygısızlık yaptım. Bak bunları söylemeye devam edersen benimle ilgili unutmak istediğin bir anın daha olacak. Hadi hazırsan çıkalım. Ya dayı benim bir işim var, sonra gelsem. Tamam, geç kalma. Merak etme. Kahraman. Konuşalım mı biraz? İşe gitmem lazım Defne. Sonra konuşuruz. Efendim Kahraman. Baba şirkette misin? Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Yalnız şirkette olmaz. Ne oldu oğlum? Kadir hakkında. Baba. Buradayım. Buradayım. Yakup abim de alıp gelebilir misin baba? Olur. Kusura bakma baba. Bunları şirkette konuşamazdık. Ne oldu Kahraman? Neler zırvaladı o Kadir? Kadir onu sizin gönderdiğinizi söylüyor. Doğru mu baba? Bir şey söyleme. Yine beni dinle. Ben anlatacağım her şeyi. Bunu nasıl yaptınız? Aklım almıyor. Yapmak zorundaydım oğlum. Yoksa aile şerefimiz iki paralık olacaktı. Şerefimiz şimdi kurtuldu mu? Kerem bu söylediğiniz yalanlar yüzünden yıllarca babasız büyüdü. Ablam yalnız kaldı. Değdim buna. Sen bilmiyorsun hiçbir şeyi. Kadir'in bulaştığı adamlar senin canını almakla tehdit ettiler babamı. Öldüreceklerdi seni. Mecburdum oğlum. En doğrusu buydu. Doğrusu bu değildi baba. Doğrusu bu değildi. Keşke bana da söyleseydiniz. Ben de bilseydim. Anlamıyorsun. Kadir'in bulaştığı pis işler hepimiz yok edecekti. Bu pis işler dediğin şeyi sadece Kadir mi yaptı? Senin haberin yok muydu abi? Ya senin baba? Bakın, bu hepimizden önce ablamın meselesi. Ona sormalıydınız. Onun haberi olmalıydı. Onun adına karar verdiniz. Seni öldüreceklerdi Kahraman. Buna göz mü yumsaydın? Hayır tabii ki baba, buna göz yumun demiyorum. Ama bunun çözümü Kadir'i gönderip 20 yıldır öldü demek değil. Sizin verdiğiniz karar yıllardır Kerem'i babasız, ablamı da kocasız bıraktı. Şerefsiz bir kocası, daha beteri şerefsiz bir babası mı olsaydı? Bu mu yani doğru? Kahraman. Bunu nasıl yaptınız? Anlaması çok zor.
Yaptıysak yaptık. Her şey geçmişte kaldı. Kerem'e de Meryem'e de gözümüz gibi baktık. Artık hiçbir şey saklı kalmayacak abi. Aklını başına topla. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Kadir öldü. Kahraman. Herkes bunu böyle biliyor. Bundan sonra da böyle bilecek. Sen de bu sırrı bizim gibi saklayacaksın. Galiba bu kadar seneden sonra bu olay sır olarak kalmalı. Hayır baba. Bu iş böyle devam etmeyecek. Kerem'in de ablamın da bu işi bilmeye hakkı var. Kendine gel kahraman. Bunu yapamazsın. Kapat o çeneni. Yoksa ben o çeneni kapatmasın seni çok iyi bilirim. Yakup. Kadir yaşıyor. Ablamın da, Kerem'in de bunu öğrenmeye hakkı var. Kahraman. Abla seninle konuşmamız lazım. Ne oldu? Kerem'e bir şey mi oldu yoksa? Yok yok. Bir şey olmadı Kerem'e. Az sonra geleceğim seni almaya. Konuşuruz. Tamam o zaman. Bekliyorum ben seni. Hadi abla çıkalım. Ne oldu kahraman? Söylesene, öldüm meraktan. Anlatacağım, anlatacağım. Hadi. Tamam. Ben üstüme bir şey alıp geliyorum. Neredesin sen? Kahraman. Ben Kerem'e söyledim. Ben babanım dedim. Ne? Kerem nerede şimdi? Mezarlıktayız. Kahraman, Kerem çok kötü durumda. Lütfen ona yardım et. Tamam, tamam. Geliyorum. Kahraman. Dün gece olanlar hakkında. Şimdi değil Defne, sonra. Kahraman. Defne şimdi değil dedim. Kahraman. Abla sonra konuşuruz. Kerem. İşte sen bana biliyorsun. Kerem dur oğlum, ne yapıyorsun? Dur gel. Kerem. Kerem yapma oğlum, gel. Dur, çık şuradan, ne yapıyorsun? Ya dayı, adamın biri çıkmış senin babanım diyor. Tamam tamam, çık konuşalım hadi. Ne babanım diyor ya. Kerem tamam, sakin ol oğlum. Hadi. Ya dayı bırak beni. Kerem beni dinle. Yapma böyle. Hadi gel. Ne olur. Dayı çekil. Benim babam burada, anladın mı? Kazıp bulacağım onu. Senin baban yaşıyor. Sen de yalan söylüyorsun dayı. Senin Orhan diye bildiğin adam Kadir. Baban o. Thank you.
Ya dayı nasıl olur böyle bir şey? Aklım almıyor. Çıldıracağım. Tamam oğlum gel hadi gel. Sakin bir yere gidip konuşalım. Hadi gel üstünü başını temizleyelim. Çık şuradan. Ver elini koçum hadi. Hadi aslanım. Hadi. Hadi gel koçum. İnanmak istemiyorum. İnansan da inanmasan da o senin baban. İyi de niye şimdi dayı? Yıllar sonra ne işi var? Öldü diyebilirken birden karşıma çıkıyor. Sen biliyor muydun dayı? Hayır, bilmiyordum. Sen bilsen böyle olmazdı zaten. Ne yapacağım şimdi ben? Biliyorum çok zor. Çok zor. Ama bunu kabul etmek zorundasın. Değilim. Bu saçmalığı kabul etmek zorunda değilim. Bak, gel biraz dinlenelim. Yarın daha sakin kafayla konuşuruz. Hadi gidelim. Ben biraz daha burada kalmak istiyorum dayı. Sadece yalnız kalmaya ihtiyacım var. Merak etme, çocukça bir şey yapmayacağım. Biraz daha kalıp düşünmek istiyorum. İyi, tamam. Beraber düşünelim. Ya dayı yanlış anlama ama gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam. Ama aklım sende kalmasın. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamam? Tamam, merak etme. Ne yapıyorsun burada baba? İhtiyarlık, kırlaşan saçlar, buruşan yüzlerden daha ziyade bir tarafıyla da geçmişte yüzleşmektir. Ne çok hata yapmışım bugüne kadar. Şimdi bu yaşta bunları idrak etmek de bir başka hata, bir başka yanlış. Baba, bunların hepsi düzelecek. Keşke. Ama gel gör ki bozuk düzende sağlam çark kalmaz. Bir diş kırıldı mı diğerlerine sirayet eder.
Korkarım. Herkes bir tarafa savrulacak. Ailemizde ne dirlik kalacak, ne de birlik. Toparla toparlayabilirsin. Doğruyu, yanlışı anladık anlamasına da geç oldu be kahraman, geç oldu. Anne, benim işlerim var, şirkete geçmem lazım. Oğlum, 5 dakika otur. Çok mühim, çok güzel bir haberim var. Ya, kahraman, dün konuşamadık seninle, vaktin yoktu. Bugün vaktin olur mu? Ay kızım, dur. Şimdi hiçbir şey benim vereceğim haberden daha mühim olamaz. Hadi ama Kıymet Hanım, neymiş bu müjdeli haber? Söyle de bilelim artık. Şimdi aslında bu haberi Defne'nin vermesi icap ederdi ama... mazur görün, ben dayanamadım. Ziya Bey. Torunumuz erkek. Yapma ya. Hadi. Erkek evladın oluyor kahraman. Ay çok sevindim. İkinizi de tebrik ederim. Erkek ya da kız ne fark eder? Bizim evladımız. Ya, tabii canım, sağlıklı olsun da inşallah. Ama ya Rabbim, gönlümden geçeni biliyor. Bilmez mi? Tebrik ederim Defne. Sağ ol. Allah'ıma şükürler olsun. Şu kulunun dualarını kabul etti. Şimdi adaklarım var. Onları yerine getirmem lazım. Kurban kesip fakire fukaraya dağıtacağım. Memlekete haber edelim. Herkese verelim bu güzel haberi. Müsaadenizle ben kalkıyorum. İş beklemez. Ben de geçireyim seni. Afiyet olsun. Aslan gelinim benim. Çocuğun adını ne koyacağız? Daha çok erken baba. Düşünmedik. Beni daha fazla mesut edemezdiniz. Çok sevindim bu habere. Hani genç olsan neredeyse kalkıp oynayacağım utanmadan. İlahi Ziya Bey. Ha, unutmadan söyleyeyim. Artık birbirinizi üzmek yok. Ona göre. Duydun değil mi kahraman? Duydum baba. Defne kızım ailemizin geleceğini taşıyor karnında. Onu üzen beni karşısında bulur. Baba, müsaadenizle. Benim şirkete geçmem lazım. Hayırlı işler oğlum. Elif. Elif. Elif.
Elif. Kahraman Bey, ben bu evdeki yalan dolandan bıktım. Beni kandırdınız. Ben yokum artık. Nazlı'yı da alıp gidiyorum. Bir daha geri dönmeyeceğim. Elif'i gördün mü? Sabah erkenden çıktı Kahraman Bey. Kardeş de yanındaydı. Niye izin veriyorsun? Neden bana haber vermiyorsun? Ben sordum ama Kahraman Bey'in haberi var dedi. Birazdan geleceğiz zaten dedi.